Sevgili izleyenler merhabalar. Eğitim yayınımıza hoş geldiniz. Ben aktivist gazeteci Deniz Zengin. Bugün Onur Ekmekle Direniş Mücadelesi veren işçi Mahir Kılıç konuğumuz. Mahir Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugün CHP İzmir Belediyesi'nde 258 işçinin işinden edilme sürecini konuşacağız Mahir Bey'le. Mahir Bey bize öncelikle anlatabilir misiniz? 258 işçi neden işten çıkarıldı? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 258 işçi Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinde çalışan işçilerdi. Daha önce karayolları işçilerin açmış olduğu kadro davalarının aynısını açtıkları için dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından işten çıkartılan işçiler. Evet. Peki bu süreçte siz açlık grevi de yaptınız. Ben bu direnme serüveninizi öğrenmek istiyorum. Direnme sürecinde neler yaşadınız? Çünkü bir işe iade olduğunu hatırlıyorum ve bu noktada biz sosyal medyada çok sevindiğimizi, sevinç naraları attığımızı hatırlıyorum. Ama bir türlü işe iade edilmediniz. Bu süreci bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde açlık grevi yaparken benim yanımda 7 arkadaşım da oturma eylemiyle benim açlık grevi direnişime destek oldular. 24 Haziran seçimi öncesi yine Cumhuriyet Halk Partili Karşıyaka Belediyesi'nde işe başlatılacağımız söylenerek ve bunu yazılı protokole dökerek işe başlatılacağımız söylendi. Ben ve yanımdaki 7 arkadaşım. Bunun akabinde de açlık grevi direnişimi sonlandırdım. Bu yazılı protokolün altında DİSK, yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, İnsan Hakları Derneği İHAD, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İmece DER kurumlarının başkanlarının ve yöneticilerinin imzası da olan bir protokol imzaladık. Fakat bu protokolü imzaladıktan tam 6 ay beklememize rağmen işe başlatılmadık. Yani benim yapmış olduğum açlık grevi direnişimi bu kandırmaca protokolle yine Cumhuriyet Halk Partili Karşıyaka Belediyesi sonlandırmış oldu. Yani bir nevi bizi kandırmış oldular. Peki açlık grevi ne kadar sürmüş oldu? 184 gün. 184 gün sonunda böyle bir taahhüt aslında bir protokol imzalanmış oldu ama gerçekleşmedi. Evet, isteyen herkese yani sosyal medyadan da olabilir, yani nereden görmek isterlerse o yazılı protokolü, imzalı protokolü resim olarak gönderebilirim. Peki şu an benim bildiğim kadarıyla içinde 25 yıldır çalışan kadınlar da vardı. Bu 258 işçinin içerisinde kimler var? Şimdi çok aslında çok acı bir şey. Şöyle acı bir şey. Düşünün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bizi açtı, işten attığı dönemde 15 yıldır belediye başkanıydı. Bu atılan işçilerin arasında 26 yıldır çalışan kadın arkadaşlarımız vardı. Ve bu kadın arkadaşlarımızın inanın hiçbir disiplin soruşturması dahi yokken kendileri verimsizlikten atıldı. Engelli olarak çalışan arkadaşlarımız vardı. Engelli olarak çalışan arkadaşlarımız 12 yıldan beri belediyede çalışırken kendilerine verilecek iş olmadığı gerekçesiyle işten atıldı. Düşünün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi 71 yaşındadır. 51 yaşında işçiyi yaşlı diye işten attı. Düşünebiliyor musunuz? Yani 71 yaşında siz İzmir'de belediye başkanlığı yapacaksınız. Fakat 51 yaşındaki bir işçiyi sen yaşlısın diye işten atacaksınız. İşte. Ve ülkemizde emeklilik yaşı da 65. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yani 26 yıllık bir emek heba edilmiş oluyor. Evet. Yani bu atılan işçilere herkese bir kul takmaya çalıştılar. Bir sebep uydurmaya çalıştılar. Fakat uydurdukları sebeplere inanın kendileri dahi inanmadı. Peki sosyal güvenlik haklarınızı alabildiniz mi? Benim dışında bütün arkadaşlarım aldı. Kıdem ve ihbar tazminatlarını aldılar. Ben niye alamadım? Onu da çok kısa değinmek istiyorum. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi katı attık, yani çevre temizliği çöp biriminde çalışıyordum. Bu davayı açtıktan sonra
senelik iznimdeyken farklı bir birime sürgün edildim. O birimde bir ay dahi çalışmadan böyle 350 tane güvenlik kamerası olan bir yerde amirime, yani baktılar beni atacak herhangi bir şey yok. Beni oraya sürdüklerine itiraz etmedim. Sonuçta ben işçiyim. Yani nerede olsa çalışırım, öyle bir derdim, öyle bir kaygım da yok. Böyle 350 tane güvenlik kamerası olan bir yerde amirime fiili ve sözlü saldırıda bulunduğum iftirasıyla beni disiplin kuruluna verdiler. Disiplin kurulunda da 3 tane işveren, 2 tane sendikacı var. Yani benim işten atılmam zaten disipline verildiğim an kesinleşmişti. Çünkü oylama yapılarak işçinin kaderi belirleniyor. Zaten 3 tane işveren işten atılsın dediği zaman zaten işe devam etmek gibi şansım yok. Herhangi bir uyarı, kınama almadan, herhangi bir belge, bilgi göstermeden, doküman göstermeden disiplin kurulundan çıkan bir kararla bir nevi iftira diyebileceğimiz şekilde sizin işinize son veriliyor. Evet, çünkü ben beni işten attıklarında ben bütün herkese şunu haykırdım, şunu söyledim. Dedim ki 350 tane güvenlik kamerası olan bir yerden bahsediyoruz. Eğer sizin beni işten atma sebebiniz amirime sözlü ve fiili saldırı, eğer bunu oturalım bütün dünyanın gözü önünde seyredelim, eğer size söylediğinizi yapmışsam ben bana vermemiş olduğunuz kıdem ve ihbar tazminatımı noter kanalıyla almayacağımı ve hiçbir hak talep etmeyeceğimi noter kanalıyla imza altına alarak beyan edeceğimi herkese açık açık söyledim. Fakat ne bir görüntü ne bir belge getiremediler. Çünkü beni işten atmaların tek sebebi diğer arkadaşlarım gibi kadro davası açmış olmamdı. Peki bu kadro davası neden bu kadar rahatsız ediyor onları? Şimdi bu dava neden rahatsız ediyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çok farklı şirketler var. Şimdi bu şirketler kadrolu personel var. Yüksek maaş alıyorlar. Onlar zaten İçişleri Bakanlığı'na bağlı işçilerdi. Aynı iş yerinde, aynı işi yapmamıza rağmen onlar bizden çok çok yüksekte rakamlara çalışırken biz çok daha düşük ücretlere çalışıyorduk. Yine farklı şirketler var. Onların da aldığı ücretler farklı. Biz de şunu düşünerek bu davayı açtık. Cumhuriyet Halk Partisi hem yerel hem ulusal her seçim öncesi taşerona kadro vermeyi taahhüt eden bir partidir. Yani daha önce de bu davayı karayolları işçileri açıp kazandıkları için biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşerona kadro vaadinden dolayı ve eşit işe, eşit ücret vaadinden dolayı biz bu davaları açma gereği duyduk. Bu davalar neden rahatsız etti? Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde düşük ücretli şirketlerinde düşük ücretli ucuza işçi çalıştırılıyor. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri de bu şekilde söyledi. Yargıtay da bunu onayladı ve istinaf mahkemeleri de evet İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hileli işçi çalıştırıyor kararına vardı. Bundan sonra zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne külfet getireceği için, çünkü bu davaları bizden sonra 1000'in üzerinde işçi açtı ve belediyenin kasasından daha fazla para çıkacaktı işçilere, emekçilere. Bu yüzden bu davaları açan işçileri de kadro vermek yerine işten çıkartmayı uygun gördüler. Yani bir nevi işçi kıyımı yaptılar. Evet, biz bunu AK Parti hükümetinde çok fazlasıyla görüyoruz. Yani KHK'lar adı altında on binlerce insan işlerinden, emeklerinden edilmiş oldular. Ama gariptir ki muhalefet dediğimiz bir parti üzerinden de, bir belediye üzerinden de bunların yapılıyor olması gerçekten kötü. Ben senin iki çocuğun olduğunu biliyorum. Evet. Onlar kaç aydır babaları onlara ekmek götüremiyor. Şimdi ablacığım, evet, ben ilk İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki direnişe başlarken, yani işten atıldıktan bir ay sonra eşim ikinci çocuğumuza hamile kaldığını öğrendik. Yani benimle birlikte aslında ailem, eşim, 11 yaşında bir kızım var ve hamile olan eşimi Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı açlığa mahkum etti.
Bunun başka bir açıklaması yok. Şimdi düşünün, 10 yıllık kıdem ve ihbar tazminatımı vermiyor ve benim işsizlik maaşı dahi almama engel olan bir parti var. Yani benim gözümde inanın AKP'den çok daha acımasız ve merhametsiz bir parti var. Şimdi bunu neden söylüyorum? Kendi adıma, evet, ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten atılan bir işçi olarak belki tek başıma direniş sergiliyorum ama inanın şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde çok acımasızca, merhametsizce işçi kıyımları var. Bakın bugün İzmir Çiğli Belediyesi'nde 70 tane işçi atıldı. Yine Gaziemir Belediyesi'nde işçi atıldı. Bayındır Belediyesi'nde işçi atıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin önünde 340 güne varan sendikaya üye oldukları için 120 tane işçi arkadaşımız işlerinden atıldı. Yine bakın, sanatın sanatçının dostu olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partili Bakırköy Belediyesi'nde 14 tane tiyatro emekçisi işlerinden atıldı. Şimdi bu sadece insanlar şunu düşünüyorlar abla, beni en çok üzen tarafı da bu. Ben devrimci sosyalist bir insanım. Ben AKP tarafından kullanıldığım söyleniyor, MHP tarafından kullanıldığım söyleniyor veya herhangi birileri tarafından kullanıldığı söyleniyor. Fakat hiç kimse şunu söylemeye cesaret edemiyor. İşi için, ekmeği için, çocuklarının geleceği için, çocuklarının açlığı için mücadele ediyor diyemiyorlar abla. Bunu söyleyemeyen, kendine devrimciyim, sosyalistim diyen yapılar var, sivil toplum kuruluşları var. Evet, sendika da seni desteklemedi. Yani daha doğrusu bu haklı mücadelende sendika yanında durmadı. Ve senin şöyle bir derdin olmadığını biliyorum ben. Senin ne partiyle ne belediyeyle herhangi bir derdin yok. Senin derdin onur mücadelesi, iş ve emek mücadelesi, işini geri istiyorsun. Yani çok defalar sadece bunu ifade ettim. Bunun için açlık grevine girdin. Yani senin ne o partiyle ne bu partiyle bir problemin yok. Evet ablacığım, kesinlikle yok. Çünkü ben bu yaşama kadar seçimin hiçbir zaman çare olmadığını, çare olamayacağını bildiğim için hiç oy kullanmadım. Kullanma gereği de duymuyorum. Yani hiçbir partiye yakınlığım yok. Herkes bunu bu şekilde bilmeli. Yani AKP'de kazansa, CHP'de kazansa, MHP'de kazansa inanın beni sadece sömüren yapının isminin ve partisinin değiştiğini bildiğim için seçim benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizler seçim derdinde değil, tamamıyla geçim derdinde olan insanlarız. Evet, oy bile kullanmadığını söyledin. Kesinlikle, kesinlikle. Peki DİSK'in tavrını nasıl açıklayabiliriz? Şimdi ablacığım ben 5,5 yıl iş yeri baş temsilciliği yaptım. DİSK Genel İş İkinoğlu Şubede, İzmir'de İkinoğlu Şubede. Sendikanın yapmış olduğu her doğruda sendikayı alkışlayan, yaptığı doğruları destekleyen fakat yaptığı her yanlışta da sendikanın karşısında bir duvar gibi durmayı görev bilen, bilinçli, proleter bir işçiyim. Şimdi sendikaların geldiği nokta aslında tamamıyla çürümüşlük. Başka hiçbir şey değil. Yani bakın KESK'in, DİSK'in ve TMOP'un birçok üyesi acımasızca, haksızca, hukuksuzca, adaletsizce işleri, ekmekleri elinden alınmalarına rağmen sendikalar en ufak bir eylem planı koyamadılar. Hiçbir şey yapamadılar. Alanlara çıkamadılar, sokaklara çıkamadılar. Özellikle İzmir'de bu kadro davasını açan işçiler DİSK Genel İş Sendikası ve Aziz Kocaoğlu'nun ortak hareketiyle işlerinden atıldılar. Düşünebiliyor musunuz? Ya bu davaları açan işçilerin listesini, isimlerini sendika belirledi, işverene verdi. Yani bir nevi şu işçi davayı açtı, bunu işten atabilirsin. Şu işçi işten bu davayı açtı, bunu işten atabilirsin diyen bir DİSK Genel İş yönetimi var. Evet, yani insan hakları ihlallerinde farklı bir garabet söz konusu. Çünkü sendikalar işçilerin haklarını korumak için varken farklı bir şekilde yine işte partilerin hakkını korumak gibi bir pozisyona soyunmuş durumda oldukları görülüyor. Peki Mahir, gerçekten söylediklerin böyle kan dondurucu şeyler ama biz bunu an be an senin yaşadıklarını, tartaklandığını, açlık grevinde nasıl bir süreç takip ettiğini ve hala işe iade edilmediğini görüyoruz. Seni dinleyen insanlardan beklentin nelerdir? Öncelikle zaman ayırıp
benimle röportaj yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sesimi dinleyen, beni duyan herkese de dinleme zahmetinde bulundukları için teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Benim Avrupa'da yaşayan insan hakları hukukçulardan beklentim şudur ki bana ve aileme sahip çıkılmasını istiyorum. Benim sesimi dünyaya duyurmalarını istiyorum. Hukuki anlamda bana yardımcı olabilecek herkesin yardımcı olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten zor durumdayım. Hem ben hem ailem zor durumdayız. Çok sıkıntılı, yıpranmaya da devam ediyoruz. Şimdi düşünün ki 11 yaşındaki kızım hala beni açlık grevine başlayabileceğimi ve benim ölebileceğim kaygısını taşıyor. Yani bunu yaşatan da insanların umut olarak gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yaşatılıyor. Benim herkesten beklentim, bütün duyarlı insanlardan beklentim benim direnişime sahip çıkmalıdır. Benim sesimi duyurulabilecek her yerde duyurmalıdır. Hukuki anlamda bana ne yardım edilebilirse o yardımı etmelerini kendilerinden rica ediyorum. Çok güzel ifade ettin. Biz de yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Sesimize ses oldunuz. Çünkü direnişler dayanışma yapılarak büyütülüyor. Bu anlamda da ülkenin her yerinde hangi parti olursa olsun, nereye olursa olsun direnen insanlara, direnen emekçilere, direnen işçilere yürekten saygılarımı göndermek istiyorum. Ülkede veya dünyanın her yerinde haksızlığa karşı, zulme karşı boyun eğmeyip direnen bütün canlara, bütün yüreklere de bin selam göndermek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de senin selamını iletiyoruz. Sevgili izleyenler, EyitProm ekranlarında direnişin, mücadelenin, açlık orucunun, onurun, işinin ve emeğinin peşinde olan Mahir Kılıç konuğumuzdu. Programımızı burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın ve bizi takip etmeyi ihmal etmeyin.